bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bizler ülkemiz ve milletimiz lehine olan işleri destekleriz. Eksiklikler ve hatalar varsa düzeltilmesi için iktidarı uyarırız. Türkiye'mizin aleyhine olan yanlış adımları engellemek için kararlılıkla mücadele ederiz. Bu yolda da asla kınayanların kınamasına aldırmadan her daim hakkı ve hakikati dile getiririz, getirmeye de devam edeceğiz. Milli görüş budur. Saadet Partili olmak işte bunu gerektirir. Çünkü bizler Türkiye'nin sigortası, insanımızın da bir bakıma güvencesiyiz. Değerli basın mensupları, muhterem arkadaşlar, geçtiğimiz hafta sonu yeni kabine açıklandı. Bugün de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni başkanı belirlemek için oylama yapılacak ve şartlar yerine gelene kadar da bu oylama devam edecek. Öncelikle ülkemiz ve milletimiz adına bu oylamanın, seçimin hayırlar getirmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Her zaman söylediğimiz bir husus var. Biz kişileri değil, sistemi genelde eleştirir, şahısların yanlışlarıyla şahsi bazda değil, yanlış zihniyetlerle mücadele ederiz. Bizim derdimiz tezgahı kimin çalıştırdığı değil, o tezgahın bozuk mal üretip üretmemesidir. O nedenle bu dönem görev alan isimler hakkında bugünden olumlu veya olumsuz bir değerlendirme yapmayı doğru bulmuyoruz. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde kendisinin de ifadesiyle her şeyin tek bir sorumlusu vardır. O da bizzat Sayın Erdoğan'ın kendisidir. Dolayısıyla eleştirilerimizin muhatabı da doğrudan Cumhurbaşkanı, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan olmaya devam edecektir. Çünkü kararları onaylayan, son hükmü bağlayan bizzat Cumhurbaşkanı'nın kendisidir. Her ne kadar bugüne dek bu sistem böyle yorumlamasa da bu böyledir. Tüm başarılarda alkışları kendisine toplayan kişi başarısızlıkların faturasını da bizzat kendisi ödeme durumundadır. Şimdi altını çizerek ifade ediyorum. Sadece yeni demekle yeni olunmuyor. Yeniliğin sözde değil özde olması gerekiyor. Lafza değil icraatta olması icap ediyor. Ve gerekli olan, doğru olan, isabetli olan adımların atılmasına ihtiyaç var kanaatindeyiz. Politikalar değişmediği sürece isimlerin değişmesinin hiçbir anlamı olmaz, olmuyor. Nitekim bugüne kadar da olmadı. Önemli olan isimlerin değil, politikaların ve zihniyetin değişmesidir. Zira özellikle son yıllarda defalarca tecrübe edildi ki maalesef isimler değişse de yaklaşım değişmiyor. Yaklaşım değişmeyince de sonuçlar değişmiyor. Eğri cetvelle doğru çizgi çizilmez. Eğri cetvelden doğru çıkmaz denilmesinin sebebi de aslında budur. Bu nedenle bizim için ne meclis başkanının, ne cumhurbaşkanı yardımcısının, ne de bakanlarının hiçbirinin dün bizimle aynı çatı altında siyaset yapmış olmaları bir şey, bir mana ifade etmiyor. Bizim bugün icraatta bulunanların ne yaptıkları, nasıl yaptıkları ve yarın ne yapacakları ilgilendiriyor. Hiçbirinin kırık kıyafeti, sakalı, bıyığı, nereli ve kimlerden olduğu ilgilendirmiyor. Bizi
tekrar ifade ediyorum, hangi adımı atacakları ilgilendiriyor bu yetkilileri. Ekonomi Bakanı'nın gözlerinde ışıltı mı parlıyor yoksa şimşek mi çakıyor? Biz ona değil, rant ekonomisini mi yoksa üretim ekonomisini mi tercih ediyor, ona bakıyoruz. Şimdi soruyoruz. İşçinin, memurun, emeklinin hakkını, hukukunu koruyacak, alın terinin karşılığını eksiksiz verecek misiniz, vermeyecek misiniz? Soru bu. İsraftan vazgeçecek, yolsuzluğun ve rüşvetin kökünü kazıyacak mısınız, yoksa aynı tas, aynı hamam devam mı edeceksiniz? Gücü ve yandaşlığı esas alan adalet politikanız değişecek mi? Bundan sonra ehliyet ve liyakatı esas alacak mısınız, almayacak mısınız? Önemli olan bu. Bundan sonra dış politikanız değişecek mi? Şahsiyetli, dik duruşlu bir dış politika izleyecek misiniz, yoksa savrulmaya devam mı edeceksiniz? Söz gelimi, mesela D8'lerin güçlendirilmesi gibi bir konu gündeminizde olacak mı, olmayacak mı? Aynı şekilde eğitim politikanız değişecek mi? Niceliği değil, niteliği esas alacak mısınız? Tarım ve hayvancılığı bir milli güvenlik meselesi gibi değerlendirip çiftçinin, üreticinin yüzünü güldürecek misiniz? Yoksa bunları da görmezden gelmeye devam mı edeceksiniz? Ahlaki ve manevi değerlerimizin tahribata uğraması, istismar edilmesi son bulacak mı? Aileyi ve kadını gerçek anlamda koruma altına alacak politikaları hayata geçirecek misiniz? Muhterem arkadaşlar, bugün bütün bu saydıklarımdan daha da önemlisi ve giderek artan bir kutuplaşmayla karşı karşıyayız. Bundan dolayı da yine sormak istiyoruz arkadaş. Yönetirken ve kendi politikalarınızı savunurken üslubunuz değişecek mi? Gönülleri kazanacak, iç barışı sağlayacak, kardeşliğimizi pekiştirecek bir söylem mi kullanacaksınız? Yoksa ben iktidarım, istediğimi yaparım, size de hiç itibar etmem mi diyeceksiniz? Tüm bu hususlarda ciddi bir makas değişikliğine gidilmediği takdirde hangi koltuğa kimin oturduğunun hiçbir önemi yoktur. Bir defa daha vurgulama ihtiyacı duyuyorum. Ülke olarak tarihi bir dönemeçteyiz. Böylesi kritik bir dönemde Türkiye'mizin kozmetik tedbirlere değil, köklü değişikliklere ihtiyacı vardır. Biz bu kanaatteyiz. Mehmet gitmiş, Ahmet gelmiş, bunun fiziki olarak hiçbir kıymeti yoktur. Gerçek manada bir vizyon ve üslup değişikliği olmadığı sürece isim değişiklikleriyle sadece Ali'nin külahını Veli'ye giydirmekle gidişat maalesef değişmeyecek. Belki de kötüden de beter olacak bir noktaya gelecek.